Dostları Mustafa Yol Yapar'ı andı. Gazeteci dostları 12 Ekim 2014 tarihinde aramızdan ayrılan Çorum Haber Gazetesi eski genel yayın yönetmeni ve Hitit Gazeteciler ve Yayıncılar Derneği kurucu üyesi Mustafa Yol Yapar'ı aramızdan ayrılışının birinci ölüm yıl dönümünde andı. Mustafa Yol Yapar'ın Ulu Mezarlık'taki kabri başında gerçekleştirilen anmaya Hitit Gazeteciler ve Yayıncılar Derneği Başkanı Birkan Demirci, Hitit Gazeteciler ve Yayıncılar Derneği Yönetim Kurulu üyeleri Hacı Odabaş, Güngör Atak, Satılmış İnanç ve Kübilay Olcan ile Dost Haber Gazetesi sahibi Volkan Sakallı, Dost Haber Gazetesi Haber Müdürü Servet Seyfettin Mete, Dost Haber Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Naci Aygün, Kent Haber Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Güley, Kent Haber Gazetesi Spor Müdürü Ali Atan, Kent Haber Gazetesi Halkla İlişkiler Müdürü Salim Uzel ve gazeteci dostları katıldı. Kent Haber Gazetesi Halkla İlişkiler Müdürü Salim Uzel tarafından okunan duanın ardından Hitit Gazeteciler ve Yayıncılar Derneği Başkanı Birkan Demirci, Mustafa Yol Yapar'ın mezarına çiçek ve karanfil bıraktı. Burada kısa bir konuşma yapan Demirci, Hitit Gazeteciler ve Yayıncılar Derneği'nin kurucu üyelerinden Mustafa Yol Yapar'ı kaybetmenin üzerinden bir yıl geçmesine karşın sanki hiç aramızdan ayrılmamış gibi duygular içerisinde olduğunu, Yol Yapar'ın dostluğunun ve mütevazi kişiliğinin her zaman kendilerine örnek olacağını söyledi. Vefat eden Mustafa Yol Yapar abimizi anmak için bir araya geldik. Hitit Gazeteciler ve Yayıncılar Derneği olarak Mustafa Yol Yapar abimizin Çorum basınına, Türkiye basınına, Hitit Gazeteciler ve Yayıncılar Derneği'ne ne derece değer kattığının, ne derece bizlere yol gösterici olduğunun ifadesini kelimelerle anlatamayız. Mustafa Yol Yapar abimize bize kattığı değerlerden dolayı her zaman için teşekkür ediyoruz. Allah rahmet eylesin. Mustafa Yol Yapar abimizin basın sektörü için harcamış olduğu emekleri hiçbir zaman unutmadık ve unutmayacağız. Tekrar tekrar Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun diyoruz.